Herkese Münih'ten merhaba. Bu sefer sizlere Almanya'daki 2,5 sene boyunca yaşamış olduğum Münih ile son 6 aydır yaşadığım Hamburg şehrini kıyaslayacağım. Beni ilk izleyenler için birazcık kanalımdan bahsetmek istiyorum. 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve her hafta düzenli olarak Almanya üzerine paylaşımlar yapıyorum. Peki bu serinin özelliği var diğer paylaşımlardan farklı olarak. Daha önce hiç yapılmamış bir şey yapıyoruz. Almanya içindeki şehirleri birbirleriyle kıyaslıyoruz. Yani burada Almanya içindeki şehirlerin birbirine göre farklarını göreceksiniz. Daha önce bunu Münih Frankfurt, Münih Stuttgart ve Münih Berlin gibi videolarla gerçekleştirmiştik. Tabii gittiğim bu şehirlerde birazcık da bunları turist olarak yorumlamışım. Ve o şehirdeki lokal arkadaşlarımız, takipçilerimiz bana bu şehirlerle ilgili bilgiler sunmuşlardı. Bunları harmanlayarak, birazcık da kendim internet üzerinden araştırma yaparak tüm bu şehirlerle ilgili bilgileri listeleyip sizlere bir düzenli video içeriği haline getirmişim. Bu sefer ne farkı var peki bu videonun? Bu sefer benim en çok heyecanlandığım videoyla karşınızdayım. Niye? Çünkü 2,5 yıl boyunca yaşamış olduğum şehri ve son 6 aydır yaşadığım ve 6 ay boyunca çok iyi şekilde deneyimlediğim Hamburg'u kıyaslayacağım. Yani ortada ciddi anlamda tamamen araştırmalardan, yorumlardan bağımsız kişisel bir deneyim videosu var. O yüzden siz de bu videoyla benimle birlikte hem Münih'i hem de Hamburg'u hiç daha önce ele almadığım ayrıntılarıyla göreceksiniz. Eğer hazırsanız gelin hep birlikte bu iki şehri birlikte keşfedelim. Evet, şimdi Hamburg'a ışınlandık. Bu sefer sizlere iki şehrin insanlarından bahsedeceğim. Çünkü daha önceki kıyaslama serilerimde insanlarından da bahsedin, insanlarını da kıyaslayın diye talepler gelmişti. Bu sefer dolayısıyla bu iki şehirde yaşamış olduğum için insanlarını gözlemleme fırsatım oldu. Peki, farklar neler? Hemen size kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Münih insanı kesinlikle son derece kapalı ve konservatif insanlar. Yani ne demek konservatif? Özellikle göçmenlere ya da yabancılara çok fazla dostane davranmıyorlar. Tabii ki davrananlar var. Bunu böyle %100 bu şekildedir diyemem. Ama gerçekten oradaki konservatiflik, yani dışa bağlı kapalılık oranı çok daha fazla. Bunu hemen kendi deneyimlerimle size hatta ifade edebilirim. Çünkü mesela orada Münih'teyken bir restorana gidiyorsunuz ve restorandaki garsonların bile tavırları böyle üst perdeden kibir barındırıyor. Hepsi böyle değil tabii ki. Münih'te yaşayan dostlar az çok fikirlerime katılıyor olabilirler. Hatta aşağıda yorumlarını belirtsinler. Ama gerçekten Münih'tekiler böyle sanki tabağı kafanıza fırlatırcasına size hizmet ediyorlar. Bu sadece restoranlardan bir örnek. Bunu farklı yerlerde de görebiliyorsunuz aslında. Ve dediğim gibi sadece bir kısmı böyle. Hepsi için böyle söyleyemem. Ama Hamburg'da bu kesinlikle çok farklı. İlk Hamburg'a geldiğimiz birkaç günde insanların kibar davrandığını fark ettik ve dedik ki herhalde tesadüfi, yani bu kadar da arka arkaya insan denk gelemez diye düşündük. Hatta mesela burada adres kaydı için devlet dairesine gittiğimizde de memur bize direkt Hamburg'umuza hoş geldiniz tarzında bir giriş yaptı. Güler yüz gösterdi, kibarlık gösterdi. Direkt bunlar tesadüf ya, bakalım bir yerden sonra bir şey kırılacak. Sonra 6 ay boyunca şunu fark ettik ki buradaki kaba insan sayısı çok daha azmış. İnsanlar daha kibar ve güler yüzlü davranıyorlar. Ve dediğim gibi ben iki şehirde yaşamış biriyim. Dolayısıyla iki şehir arasındaki bu farkları ayırt edebiliyorum. Çünkü sürekli insanların bu tür hareketlerine dikkat eden biriyim. Bu arada bulunduğumuz yerde bir kilise var fark ettiğiniz üzere. Buradaki şu durumdan bahsedeceğim hemen. Hamburg'da mesela şöyle bir 4-5 kilometre çapında muhtemelen en fazla 4 tane kilise görebilirsiniz belki. Fakat Münih'te neredeyse her sokak başında bir kilise görebilirsiniz. Bu da iki şehir, iki eyalet arasındaki farklardan biri. Ve bu aslında insanların bu bahsettiğimiz kibarlık ve yabancıya hoşgörü durumda da son derece etkili rol oynuyor bence. Çünkü buradaki seçimleri kazanan parti Sosyal Demokrat Parti. Yani burada dindar bir parti birinci sırada değil çoğunlukla. Bunun da bir farkı olduğunu düşünüyorum. Gözlemlerim bu yönde en azından. Katılmazsanız aşağı yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Münih'te ise genelde Hristiyan Demokratlar Partisi birinci sırada çıkıyor. Merkel'in Bayern'deki partner partisi diyebileceğimiz yine aynı görüşe sahip olan parti birinci sırada çıkıyor. Sonuç olarak oradaki insanlar daha kapalılar, daha böyle yeniliklere açık değiller. Biz açıkçası Münih'te yaşarken Almanya'nın konservatif olmasını direkt Münih'e bağdaştırmıştık. Fakat burada teknolojik olarak da ya da insanların davranışları ya da alışkanlıklarında da bunun daha farklı olduğunu gözlemledik. Bu da kesinlikle iki eyalet arasındaki yaşam tarzıyla da alakalı.
Evet, geldik güven mevzusunu iki şehir açısından kıyaslamaya. 2,5 yılımı Münih'te harcamış biri olarak ve 2,5 yıl boyunca sokaklarında kuryecilik yapmış biri olarak size şunu söyleyebilirim ki bu şehirde güven kesinlikle bir problem değil. Burada gerek insanlar gerekse devlet size o kadar çok güveniyor ki hiçbir şeyi sorgulamıyorlar. Nasıl mı sorgulamıyorlar? Gelin size hemen şu köşe başındaki bir gazete kutusuyla göstereyim. Bu bir gazete kutusu. Çok manuel. Dijital değil. Kapağı açılıyor. İçinden rahat bir şekilde gazetemi alıyorum. Bu arada bu gazete ücretli bir gazete yani. Almanya'daki parayla satılan gazetelerden biri. Fiyatı da 1 euro yazıyor. Sadece diyorlar ki biz size güveniyoruz. Şuraya para atın. Size güveniyoruz. Güveniniz için teşekkürler. Tabii ben bu gazeteyi şu an satın almadığım için yerine geri koyacağım. Size göstermek için almışım. Bundan Münih'in dört bir yanında görebilirsiniz. Ben şu ana kadar Hamburg'da böyle bir şey görmedim ama eğer varsa Hamburg'da yaşayan arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Dediğim gibi şu ana kadar böyle bir şey görmedim. Bunun için de 2,5 yıl kuryecilik yaptığımdan bahsetmiştim ya. Şu ana kadar bisikletle ilgili bir problem yaşamadım ya da herhangi bir hırsızlık durumuyla karşı karşıya gelmedim. 2,5 yıl boyunca neredeyse kapımızı kilitlemeden uyuduk geceleri. Demem o ki burada hırsızlık minimum seviyede. Hatta Münih'te yaşayanlar için tırnak içerisinde kriminal yani güvensiz addedilen bölgeler bile benim açımdan gayet İstanbul'da etiler standartında yerler. Yani Münih bu konuda gerçekten sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Sanki böyle tamamen bir ütopyanın içindeymişsiniz gibi yaşayabilirsiniz. Ama Hamburg'da yine durum buna benzer olmasına karşın şehrin aslında farklı yüzleri de var. Aslında biraz İstanbul gibi değerlendirebiliriz. Yani hem şehrin etileri var, Nişantaşı'sı var, hem de Tarlabaşı'sı, Bayrampaşa'sı ya da Fikir Tepesi var. Hamburg bu açıdan çeşitli. Güvensiz mi? Bence değil. Çünkü benim özellikle Hamburg'da yaşadığım yer son derece aslında biraz Münih standartında gibi. Daha böyle güvenli hissettiriyor. Problem görmedim şu ana kadar. Ama yine de şehrin farklı yüzleri de var demiştim ya. Bu açıdan değerlendirmemizde Münih'te tek tip bir yaşam var. Yani şu an bulunduğumuz yer nasılsa Münih'in geri kalanı da aynı. Bu da neyi doğuruyor? Evet, çok güvenli bir şehir. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Öte yandan da tırnak içerisinde birazcık daha sıkıcı bir şehir. Şimdi 2,5 yıl yaşadığım yere sıkıcı diyebilirim. Çünkü 2,5 yıl boyunca bu şehrin her bir yerini çok iyi gözlemleyebildim. Dolayısıyla burada şehirleri kıyaslarken sadece güven esasına göre değil, birazcık da şehrin aslında yaşam standartına sunduğu farklı alternatiflere de değinmek gerekiyor. Hamburg daha dinamik bir şehir. Dolayısıyla her kafadan insan var. Ve aslında şehrin farklı yapılarının olması da bunu birazcık da ortaya koyan şeylerden biri. Ama Münih'te bunu göremiyoruz. Ama yine de biz konunun çok dışına sapmayalım. Sadece güven içinde ele alalım. 10 üzerinden 9 olarak Münih'i düşünebilirsek 10 üzerinden 7 de Hamburg. Bence bu konuda güven veren şehir. Evet, geldik bu sefer iki şehri kira açısından kıyaslamaya. Size hemen bu konuda güncel bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Münih'teydim. Hatta onun videosunu izlemiş olanlar bilirler. Bir arkadaşımın evini çekmiştik. 33 metrekare bir ev Münih'te merkezi durumda. Merkezi 2-3 kilometre uzaklıkta bir yer. Böyle bir evin 1+0 bir evin kira bedeli 1000 euro ile 1300 euro arasında değişiyor Münih'te. Aynı şekilde biz şu anda Hamburg'da da yakın zamanda ev aradığımız için buradaki fiyatlara hakimiz. Aynı büyüklük ve yine aynı merkeziyete sahip Hamburg'daki evlerin fiyatları ise kiralık olarak 800 ile 1000 arasında değişiyor. Fakat ortada işin rengini değiştiren başka bir faktör daha var. O da Hamburg'da şehrin 6-7 kilometre dışına çıktığınız zaman kiralar %30 oranında azalıyor. Fakat Münih'te yine aynı seviyede 6-7 kilometre dışarı çıktığınız zaman kiralar %30 oranında olmasa da %10-15 oranında düşüyor. Dolayısıyla bu da iki şehir arasındaki farklardan biri. Tabii bir de şuna değinmek gerekiyor. Bizim şu an oturduğumuz ev, ki daha önce onun da videosunu yapmıştım, yukarıdan kartlardan bulabilirsiniz. Evin kullanım alanı 45 metrekare ve biz bu ev için her şey dahil 1000 euro ödüyoruz. Yani Münih'te 33 metrekare 1+0 evin balkonu da içinde. Yani aslında baktığınızda 33 metrekare bile değil. Böyle bir evin kirası 1000 Euro'dan 1300 Euro'ya kadar değişebiliyor. Hamburg'da ise 45 metrekareye biz 1000 Euro ediyoruz. Aynı merkeziyete sahip bir ev için. Yani sonuç olarak kiraları göz önünde tuttuğumuzda Hamburg bu konuda Münih'e göre daha avantajlı bir şehir. Açıkçası Münih'ten taşındıktan sonra en çok özlediğim yerlerden biri İngiliz Garden'dı. Yani içinde bulunduğumuz bu büyük kocaman park.
şehrin en büyük simgelerinden biri burası ve büyük bir çoğunluğu zaten şehrin içinden geçiyor. Yani şehrin kuzeyinden başlıyor ve en güneyine kadar neredeyse İngilizler Garden devam ediyor. Burası için önemli nefes alma noktalarından biri. Münih'ten ayrılırken ben de eşim Bahar'da açıkçası en çok onu sorguladık. Burayı bırakacağız ama hani İngilizler Garden yani gerçekten kocaman bir derya, bunu nasıl bulabileceğiz şeklinde. Çünkü Google Maps'ten baktığımızda Hamburg bu kadar yeşil görünmüyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim, öyle değil. Ama Hamburg'a vardıktan sonra tamamen yanılmış olduğumuzu fark ettik. Çünkü alternatifleri Hamburg'da var. Tabii ki bunun kadar büyük değil, onu ifade edebilirim ama yine yarısı kadar diyebileceğimiz seviyede birden fazla park var Hamburg'da. Bunlardan en çok sevdiklerimden biri Stadtpark. Stadtpark çok güzel bir park. Bence İngilizler Garden'dan hiçbir eksiği yok. Birebir aynı ölçüde olmak zorunda değil tabii ki. Bence o da aynı hissi veriyor. O yüzden bir kayıp değil bu açıdan değerlendirdiğimizde. Yeşil oranına baktığımızda eyalet olarak tabii ki Bavira daha yeşil bir eyalet görünüyor ama Hamburg içinde bence aynı şeyi ifade etmek mümkün. Yani aşağı kalır yanı yok. İkisinde de aslında bence yeşil oranı fazla. Hatta daha da genişletecek olursak Almanya'da genel olarak yeşilin çok sıkıntılı olduğu bir yer ben şu ana kadar görmedim. Gören varsa aşağı yorumlara yazsın hatta. Ben de öğrenmiş olayım. Hatta sırf o vesileyle gidip o şehirden video çekeyim bir de. Peki yeşil olarak bir sıkıntısı yok. Denk diyebiliriz dedik. Peki fark nerede o zaman? Şimdi şöyle, Bavyera eyaleti birazcık daha dağlarıyla ünlü bir eyalettir. Yani burada dağ tırmanış ya da işte kayak yapmak Alplerde, belli noktalarda bunlar çok meşhurdur. Hamburg'da ise deniz kültürü meşhurdur. Hamburg tam bir denizci şehri. O yüzden liman son derece Hamburg'da kıymetli. Bizim de açıkçası bugüne kadar Münih'teyken hiç eksikliğini hissetmediğimiz olan şey deniz, Hamburg'da bizim için şu anda vazgeçilmez olan şeylerden biri. Özellikle biz İstanbul ve İzmir'den geldiğimiz için her iki şehri de hissettiriyor Hamburg o konuda. Yani deniz kenarında yürüdüğünüzde balık kokusu alabiliyorsunuz ya da suyun, denizin kokusunu alabiliyorsunuz. Bu mükemmel bir şey. Eğer siz de deniz olmadan yapamam diyorsanız kesinlikle Münih'i değil Hamburg'u tercih edin. Ama yok kayak yapayım, daha çok coğrafyayı, doğayı keşfedeyim diyorsanız, doğacı insansanız, kampçı insansanız sanki Münih o konuda birazcık daha avantajlı durumda. Yani kendi zevklerinize göre seçim yapmak sizin elinizde. Ben sadece iki şehirde keşfetmiş, iki şehirde yaşamış biri olarak gördüğüm bu iki şehrin artılarını sizlerle paylaşmaya özen gösterdim. Şimdi Almanya haritasını gözünüzün önünde canlandırın. Hamburg Almanya'nın en kuzeyinde. Münih ise en güneyinde. Yani Hamburg için birazcık Danimarka, İngiltere, Norveç gibi ortalama bir havaya sahip olduğunu söylemek mümkün. Hissettiriyor en azından. %100 Norveç kadar aşırı böyle soğuk ve karlı olmasa da en azından kapalı olmasıyla, bol yağmurlu olmasıyla o kuzey ülkelerinin ambiyansını hissettiriyor. Peki Münih nasıl? Münih İsviçre'ye ve Avusturya'ya çok yakın. Yani Alpler var dibinde. Alpler Avrupa'nın en yüksek dağları olduğu için burası karlı oluyor. Yani kuzeyin değil, güneyin daha karlı olduğunu söylüyoruz Almanya için. Ama öte yandan yine İtalya'da tabii buraya yakın. Güneşli günlerde yani yazın ve baharda burası cıvıl cıvıl oluyor. Burada güneşli gün sayısı daha fazla. O yüzden eğer sizin için hava durumu birinci plandaysa Almanya'ya göç etme yolunda belki bu konuda Münih sizin için daha avantajlı olabilir. Yazın güneşli gün sayısının fazla olması itibariyle. Benim için bu tabii ki çok önemli olmadığı için Hamburg'u gözü kapalı seçmiştik eşimle birlikte taşınırken Münih'ten. Dolayısıyla Hamburg'da farklı fırsatlar var ve ben bu farklı fırsatları zaten video içerisinde belirteceğim. Bunların yeri gerçekten önemli. Bu 6 ayda bunları da keşfettim. İsterseniz diğer partlara geçelim. Bakalım o fırsatlar nelermiş. Şimdi geldik en sevdiğim konulardan birini ele almaya. Canlılık. Münih son derece mükemmel bir şehirdir. Gerçekten yaşam standardı çok yüksektir. Sokaklar tertemizdir. Münih'te bir insan kolay kolay canı sıkılmaz. Çünkü son derece problemsiz bir şehirdir. Fakat bu kadar güzel olan şeylerin yanında bir de hayat çok sıradandır. Yani Münih gerçekten bize oradaki uzun süredir yaşayan dostlarımızın söylediği şekilde kocaman bir köy gibi. Münih'te yaşarken buna çok katılmıyordum açıkçası. Çünkü bence görülecek yerleri var Münih'in. Yani o kadar küçük değil gibi. Ama Hamburg'u gördükten sonra fark ettim ki Hamburg'un yanında Münih gerçekten bayağı küçük oluyor. Çünkü Hamburg neredeyse İstanbul gibi. Neredeyse İstanbul gibi. Yani 17 milyonluk bir nüfusa sahip değil tabii ki. Ama hissiyat olarak şehrin birden fazla bölümlerinin olması bize biraz İstanbul'u, İzmir'i anımsatıyor. Çünkü şehirde birden fazla fırsat var. Bu da tabii
Münih'te daha önce görmemiş olduğumuz bir şeydi. Tabii iki şehrin nüfusuna da değinmek gerekiyor. Aslında nüfus olarak baktığımızda iki şehir birbirine yakın bir orana sahip. Hamburg 1.8 milyon iken Münih 1.5 milyonluk nüfusa sahip. Yani arada neredeyse 300 binlik bir fark var. Ama bunun sokağa yansıması bence iki katı kadar diyebilirim. Çünkü burada insanlar daha fazla sosyal hayatın içerisinde, sokaklarda, gençler daha fazla sokaklarda, meydanlarda. Münih'te daha çok yaşlıları görüyoruz. Tabii ki bu genç yaşlı ayrımı yapmak açısından değil ama hani sokaktaki canlılığı birazcık bunlar ortaya koyduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Eğer daha canlı bir şehir görmek isterseniz, daha hayatın içine karışmak isterseniz kesinlikle Hamburg bu konuda Münih'ten çok daha önde. Ve geldik iki şehirdeki marketleri kıyaslamaya. Özellikle Hamburg'a taşındığımız için kendimizi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Münih'teyken en çok zorluk çektiğimiz, ızdırap çektiğimiz noktalardan biri marketlerin açılma saatleriydi. Çünkü Münih'teki marketler 8'de kapanıyor. Yani akşam 8-5 geçede gelseniz eliniz boş, elinize geri dönmek zorundasınız. Arkamdaki market bunun örneklerinden biri. Aynı market Hamburg'da 9'a kadar açık. Ama daha güzelini söyleyeyim size. Diğer başka bir takım markalar, yani marketler 23'e kadar açık. 23'e kadar Hamburg'da markete gidebilirsiniz. Resmen Türkiye'deki gibi. Tabii bunun dışında bir de bu büyük marketlerin dışında Hamburg'da olup da Münih'te çok nadir olan bir şey var. Ufak bakkal tarzı minik marketler var. Yani her köşe başında bunlardan çok sık vardır. Hatta bizim Hamburg'daki evimizin çevresinde 4-5 tane kadar bunlardan var. Buradan da hem Türkiye'ye dair lezzetler bulabilirsiniz. Hem de yine normal sebze, meyve, et gibi şeylerinizi satın alabilirsiniz. Bu kesinlikle önemli farklardan biri. Peki fiyat farkı olarak Almanya'da, yani Münih ve Hamburg'da bir fark var mı? Kesinlikle yok. Fiyatlar birebir aynı. Yani burada diğer farklı şehirlere de gittiğimde gördüğüm tablo, şu markette gördüğünüz ürünlerin aynısının aynı marketin Hamburg versiyonunda da yine aynı oluyor. Yani sonuç olarak Almanya'da çok öyle bir fiyat değişimi olmuyor genellikle. Ama açılış saatleri tamamen eyaletlere göre kurallara bağlı olduğu için böyle farklılıklar olabiliyor. Hamburg kesinlikle esnek bir eyalet olduğu için, daha az kuralcı olduğu için bu konuda açıkçası Türkiye'den gelenler için çok son derece avantaj sağlıyor. Şu an benim en sevdiğim bölüme geldik. Yeme içme. Münih'teki restoran sayısı ve çeşitliliği çok fazla. Oradayken dünya mutfağından değişik lezzetler sunan restoranlar keşfetmiştik. Fakat Hamburg'a geldikten sonra bunun aslında Münih'tekinden de daha fazla olduğunu keşfettik. Şu an Steinschanze bölgesindeyiz. Burası restoranlarıyla, bar kafeleriyle meşhur bir yer. Şu an Noel'de olduğu için biraz sakin gibi olabilir ama normalde çok canlı bir yerdir burası. Mekanlar da açıktır. Şu an hepsi kapalı gördüğünüz üzere. Buradaki restoran sayısı ve çeşitliliği bile tek başına aslında Münih'in belki yarısı ya da üçte biri kadar bir alana sahip. Bu kadar çeşitlilikten bahsedilmişken bizim Türk lezzetleri ne durumda burada? İşte bence bizim burada Hamburg'a taşınmamızdaki en mutlu olduğumuz şeylerden biri, avantajlı olarak gördüğümüz şeylerden biri Türk lezzetleri. Buradaki Türk restoranı ve yemek çeşitliliği o kadar fazla ki biz açıkçası Münih'teyken böyle olduğunu düşünmemiştik. Burada Türkiye'yi özlemiyorsunuz. Yani özlüyorsunuz ama yeme içme anlamında sizi yarı yolda bırakmıyor. O kadar çok seçenek var. O kadar çok farklı alternatifler var. Midye, kokoreç, tantuni, Adana kebabı, lahmacun. Bunların hepsini neredeyse orijinaline yakın şekilde burada buluyorsunuz. Hatta neredeyse demeyeyim, İstanbul'da, işte Ankara'da ya da İzmir'de görebileceğiniz tarzdaki kebapçıdaki kebabın aynısını burada yiyorsunuz. Hiç farkı yok. Dolayısıyla bu da önemli bir fark. Çünkü Münih'te yediğiniz Adana kebabı, bu arada sadece Münih'te bir iki yerde Adana kebabı vardır. Kalan her yerde sadece Almanya'daki döner vardır. Bu ek bilgiyi vereyim. Kebapçılarda yemiş olduğunuz kebapçıların tadı bayağı farklı bir şey. Aslında normal kebap yemiyorsunuz. Farklı bir şey yiyorsunuz. Ama buradaki birebir Türkiye'dekine yakın. Dolayısıyla bu bizim en çok sevindiğimiz şey. Ve 20-25 tane restoran olması da en azından bu konuda çeşitlilik sunuyor. Tabii bir de fiyatlardan bahsetmek gerekiyor. Mesela buradaki bir kebapçıdaki ortalama kebap fiyatı 12-13 euro. Münih'teki kebapçılarda kebap fiyatı genelde 14-15 eurolardan başlıyor. 20 eurolara kadar çıkıyor. Ve dediğim gibi Münih'te aslında kebapçı yok. Sadece işte
kebabımsı şeyler sunan bir iki restoran var. Münih'teki dostlar bana kızmasınlar ama gerçekten Hamburg'daki Türk restoranları deneseniz kesinlikle aralarında dağlar kadar fark olduğunu fark edeceksiniz siz de. Yani buradaki Türkiye'dekine çok daha yakın. Eğer sizin için yemek birinci sıradaysa bu konuda Hamburg bence daha fazla alternatif sunuyor size. Tabii dünya lezzetinden mutfakların fiyatlarını da ele aldığımızda bazı restoranlarda fiyatların çok değişmediğini fark ettim her iki şehirde de. Ama mesela falafel örneğin Orta Doğu lezzeti ve Almanya'da çok yaygındır. Münih'e göre Hamburg daha ucuz. Mesela 2,5 euroya taze falafel yiyorsunuz. Aynı falafeli aslında Münih'te sanırım 4,5 euroya yiyorduk biz. Fiyat ciddi anlamda orada fark ediyor. Ama mesela Asya lezzetlerinde yani örneğin Tayland gibi ya da işte Japon lezzetlerinde genellikle fiyat bence aynı, değişen bir şey yok. Döner fiyatını el almalıyız. Çünkü döner en çok Almanya'da karşılaştığımız şeylerden biri. Dönerde ise bence aynı. Yani fiyat farkı yok. Hamburg'a taşındıktan sonra benim en çok garipsediğim şeylerden biri ulaşım oldu. Çünkü aslında ulaşım olarak, daha doğrusu fiyat skalası olarak Münih daha çok pahalı gibi bilinir. Ama bence Hamburg daha pahalı. Bunu Hamburg'da yaşarken çok net bir şekilde keşfettim. İki şehri de bilen biri olarak yenisi bunu yorumlayayım hemen. Şimdi burası Münih'in ulaşım haritası. Bir metro durağındayız. Beyaz olan bölge M bölgesi olarak geçiyor. Ve Münih'in aslında en çok şehir merkezinin kurulu olduğu yer burası. Burası için aylık bilet almaya kalktığınızda 55 euro. Gerçekten aslında bence standarda göre uygun, fazla değil. Ama aynı şey Hamburg'da AB bölgesi olarak görünüyor şehrin içi. Birazcık daha geniş bir halini düşünebiliriz. Çünkü Hamburg birazcık daha geniş bir alanı sahip bu konuda. Fakat AB bölgesi yani buradaki bu M bölgesine denk olan bilet Hamburg'da 110 euro. Yani resmen iki katı. Dolayısıyla buradaki aylık bilete baktığımızda kesinlikle bence Hamburg o konuda daha pahalı bir şehir. Peki günlük tek biletlere baktığımızda durum ne? Mesela burada yine M bölgesi için tek bir binişlik yetişkin bileti 3,40 görünüyor. Bu rakamda yanlış hatırlamıyorsam Hamburg'da 3,30 oluyor. Burada bir değişiklik yok ama eğer aylık bilete gelirsek, burada yaşamayı düşünüyorsanız Hamburg'daki biletler daha pahalı. Peki ulaşım ağından bahsedecek olursak nasıl? İki şehirde gerçekten çok iyi bilen biri olarak söylüyorum ki Münih'te muazzam bir metro ağı var. Yanlış hatırlamıyorsam 8 tane U-Bahn hattı var ve yine 8-9 tane S-Bahn hattı var. Tramvaylar çok fazla var burada. Şehrin içinde birden fazla tramvay hattı var. Bu da yine şehre açıkçası ulaşım olarak yeni alternatifler sunuyor. Hamburg'da benim gördüğüm kadarıyla tramvay yok. Ama bunun yerine otobüsler çok fazla yaygın. S-Bahn'ları çok iyi ve hızlı aynı şekilde. U-Bahn olarak aslında Münih'teki kadar fazla U-Bahn yok. Ama buna çok ihtiyaç yok. Çünkü şehrin ortasında kocaman bir göl var. Ve bunun yanı sıra bir de Elbe Nehri var. Bu ikisi aslında şehrin tam ortasını kapsadığı için dolayısıyla ulaşım biraz etkiliyor. Yani Münih'teki gibi her yere metro, S-Bahn yerleştiremiyorsunuz. Aslında böyle bir şekilde değerlendirmek mümkün. Ama yine de buna rağmen U-Bahn ve S-Bahn'lar şehrin birçok yerine ulaşıyor. Bence o açıdan sıkıntı yok. İkisinde aslında aşağı yukarı aynı durumda olduğunu söyleyebilirim. Sadece pahalılık olarak Hamburg'un daha pahalı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi iki şehri belediyecilik açısından kıyaslamaya çalışacağız. Münih son derece tertemiz bir şehirdir ve gerçekten duvarlarında leke, iz, çizgi ya da grafiti hiçbir şey göremezsiniz. Tabii grafiti kötü olduğu anlamına gelmiyor bu ama bunun ne demek olduğunu biz Hamburg'da daha iyi anladık. Çünkü burada sanatsal bir çalışma olmayan saçma sapan çizgiler bile görebiliyorsunuz buradaki duvarlarda. Tabii bundaki etkili olan şeylerden birisi Bayern'deki katı kurallar. Bayern bu konuda çok böyle şeylere izin vermiyor anladığım kadarıyla. Ama Hamburg eyaleti birazcık daha esnek olduğu için burada gençlerin ya da insanların daha doğrusu söz hakkı gerçekten geçerli. Herkes duvarları bir şeyler çizebiliyor. Tabii belediyecilik tek başına bu duvarları bir şey çizmekten ibaret değil. Bisiklet yollarından bahsetmek gerekiyor. Ben özellikle Münih'in bisiklet yollarını özledim. Çünkü gıcır gıcır bisiklet yolları var. Resmen Alman otobanı kıvamındadır. Ama Hamburg'daki bisiklet yolları, mesela şu arkamdaki bisiklet yolu güzel, fena değil. Münih standartında bence. Ama bazı yerlerde o kadar kötü bisiklet yolları var ki böyle o Arnavut taşları falan böyle çıkmış durumda. Bisiklet üzerinden geçerken dikkatli olmak zorundasınız. Bazı yerler bozuk yani sonuç olarak. Bence belediyecilik anlamında her şeyi böyle bir araya getirdiğimizde Münih Hamburg'dan daha iyi.
Şu anda Münih'te bir şirketin önündeyiz ve bu sefer sizlerle paylaşmak istediğim detay Almanya'nın Hamburg ve Münih şehirlerindeki iş bulma olanaklarıyla alakalı. İki şehir de aslında kendine göre son derece avantajlı sahip. Bunu hemen size izah etmeye çalışayım. Münih daha çok yazılımın yani bilişim sektörünün ağırlıkta olduğu bir şehir Hamburg'a göre. Ama Hamburg'un da kendi içinde çok farklı dinamikleri var. Çünkü Hamburg bir liman şehri ve denizciliğe bağlı olarak ticaret şehri de diyebiliriz Hamburg için. Dolayısıyla Münih aslında Almanya'nın en zengin şehriyken yine ikinci sırada ya da emin değilim üçüncü sırada olabilir Hamburg var. Tabii niye emin olmadığımı size şu şekilde ifade edeyim. Bu listeler sürekli değişebiliyor. Bazen ikinci sırada olan şehir 3'e 4'e kayabiliyor. Bu gibi farklar var ama ortalama olarak Almanya'nın en zengin şehirlerinden biri Hamburg. Peki ticaret var, deniz var. Almanya'nın Hamburg şehrinde yazılım ya da diğer farklı sektörlerde iş yok mu? Var. Bizim Hamburg'da tanıştığımız insanlar da genelde farklı sektörlerde çalışan insanlar da var. Ama bunun dışında yani Münih'teyken hiç keşfetmemiş olduğumuz kaptanlık gibi ya da denizle alakalı farklı mesleklere sahip insanlarla yine Hamburg'da tanıştık. Tabii bu insanları Almanya'nın geri kalanında göremememiz çok normal. Çünkü büyük bir çoğunluğu Almanya'nın sadece karasal yani denize kıyısı olmayan bölgeler. Genelde Hamburg, Bremen gibi yerlerde birazcık daha denizle alakalı, limanla alakalı farklı şirketler ya da meslek grupları görebilirken geri kalanı da göremiyorsunuz. O yüzden Hamburg bu açıdan bence özel niş olmasıyla son derece kıymetli. İnternette yer alan bir bilgiyi size hemen şu şekilde ifade edeyim. Ortalama olarak Münih'teki bir kişinin kazancı 48 bin euro ortalama. Yani farklı mesleklerde aşağı ya da yukarı çıkabiliyor ama ortalamasını her zaman konuşuyoruz. Hamburg'daki bu rakam 47.500. Yani fark ettiğiniz üzere aslında arada çok da bir fark yok. İki şehir yakın. Peki iki şehrin büyük şirketleri hangileri? Münih için direkt BMW ve Siemens'i örnek gösterebilirim. Ya da Allianz şirketine, sigortacılık anlamındaki Allianz şirketi Münih'in en önemli şirketlerinden bazıları. Bunun dışında Hamburg'da ise koskoca bir Airbus var. Airbus ya da Airbus diyebileceğimiz şirket dünyanın en büyük uçak üreten firmalarından biri. Zaten iki tane var. Bunlardan biri de Avrupa için Airbus, o da Hamburg'da. Bu da Hamburg'daki iş olanakları açısından son derece çıtayı yükselten etmenlerden biri. Özellikle mühendislik ya da uçak sektöründe çalışanlar için, havacılık sektöründe çalışanlar için Hamburg son derece önemli bir merkez durumunda. Yani sonuç olarak iş olanakları açısından mesleğinize göre her ikisi de avantajlı. Bir farkı yok gibi ama yine de daha geniş bir alanı kapsama açısından Münih bence Hamburg'a göre daha önde. İki şehri bu kadar açıdan kıyasladıktan sonra birazcık da Türkiye'den gelen biri hangi şehre daha kolay uyum gösterir? Buna değinmek istiyorum. Biliyorum bu bana çok kez soruluyor. Hangi şehirde daha çok Türkiye'den gelen biri rahat eder ve kolayca hayata entegre olur? Bana soracak olursanız bunun cevabı Hamburg. Burada yaşadığım için bunu söylemiyorum. Kesinlikle iki şehirde gözlemlemiş ve iki şehirde de uzun süre bulunmuş biri olarak söylüyorum. Çünkü buradaki insanlar daha fazla arkadaş canlısı ve yabancılarla daha kolay iletişim kuruyorlar. Artı olarak da buradaki Türk restoranları ya da çeşitli Türk ortamlarında barındırdığımızda Türkiye'den gelen biri burada daha rahat hayata bence uyum sağlar, daha kolay entegre olur. Evet, geldik videomuzun sonuna. Bu videomuzda hem Münih'i hem Hamburg'u gördünüz. Yani aralarında 800-850 kilometre kadar fark olan iki şehri tek bir videoda sığdırıp iki şehirdeki gözlemlerimi sizlerle paylaşmaya özen gösterdim. Kesinlikle çok emek verdiğimiz ve çaba gösterdiğimiz bir video oldu. Hava güneşli olmasına rağmen benim de sevgili kameramanım, eşimin elleri de dondu. Gerçekten bu kadar emek verdiğimiz için umarım siz de bu videoyu izlerken like'larınızı esirgemezsiniz. İlk kez kanalımı izliyorsanız her hafta düzenli olarak da Almanya üzerine videolar paylaşıyorum. Abone olarak ve zil ikonuna basarak düzenli olarak kanalımda Almanya üzerine videolar bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.